Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Brez serok parlamenterin heja u berumet ez be bislav u berezdari peşvazî dikim mali ava. Değerli Başkan, saygıdeğer arkadaşlar, Meclis Başkanlığı'na önce bir talebim var. Ana dilim olan Kürtçe'de uluslararası haklardan kaynaklanan yükümlülükte, insani ve İslami, vicdani ve ahlaki olan bütün prensipler çerçevesinde ana dilim Kürtçeyi daha rahat kullandığım için burada kullanmak istiyorum müsaadenizle. Sayın Geveri, şimdi resmi dil Türkçedir. Ayrıca siz tüm Genelkurul'a ve tüm vatandaşlarımıza, televizyonu izleyen bütün vatandaşlarımıza hitap ediyorsunuz. Ana diliniz Kürtçeyi kullanmak suretiyle sadece Kürtçe bilen, anlayan vatandaşlarımıza hitap etmiş olacaksınız. Onun için resmi dil olan Türkçe ile lütfen konuşunuz. Sayın Başkan, bu dayatma ve bu uygulamayı protesto ediyorum. Bunu elbette ki özgür bir mecliste kendi ana dilinde konuşacağım günlerin hatırına burada elbette ki ana dil mücadelesini sürdüreceğiz. Nasıl ki dışarıda hakkımda açılan bütün soruşturmalar ve hazırlanan fezlekeler Kürtçe konuşmamdan kaynaklanıyor ki bunlar yalan yanlış bir şekilde tercüme ediliyor. Ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüce Meclisi'nde bir tercüman bulunamıyor. Bu hangi hukuka, hangi vicdana, hangi uluslararası anlaşmaya sığıyor? Vicdanınıza, ahlakınıza ve Rabbül Alemin'in takdirine sunuyorum. Sayın Geveri, bu bir dayatma değil. Anayasa ve iç tüzüğün kurallarını ben size hatırlattım. Hiçbir ayrıca anayasa, bugüne kadarki teamüllerde bu şekildedir. Hiçbir hukukta anayasa insani, İslami, vicdani, ahlaki ve uluslararası prensiplerin dışında ve üstünde olamaz. Hepiniz biliyorsunuz burada nasıl ki yüzlerce milletvekili içinde Kürt olan arkadaşlar varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin de milyonlara tekabül eden Kürt vatandaşı var ve bunların birçoğu Kürtçe bilmiyor. Sıradan birkaç kişinin dili değil bu arkadaşlar. Onun için bunu herhangi bir polemik amacıyla söylemiyorum. Burada ana dilim kadar Türkçeyi rahat kullanmıyorum. Kullanamadığımız için maalesef düşüncelerimizi çok rahatlıkla dile getirmediğimiz gibi bize vicdani olarak da bu aynı zamanda bir zulümdür. Bunu tekrar insafınıza takdim ediyorum. Bu vesileyle değerli arkadaşlar, konuşmalarımı rahat yapamayacağım için metin üzerinden okumalarıma devam edeceğim. Ancak daha öncesinde maalesef tutuklu olan eş başkanları ve milletvekillerimiz ve yine bütün belediye eş başkanlarımız ki şahsın Ahmet Türk'ün şahsında buradan özellikle de Şivan Perver'in Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte düet yaparak söylediği o güzel sözlerle özellikle de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Büyük ihtimalle çok yakın zamanda biz de orada olacağız maalesef. Me biriya ve kirye ey hevanlu em heviya azadiya ve o heviya azadiya gelli Kürt Kürdistan'ı ben daveni. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, 7 Haziran seçimlerinden beri sahada günden güne kaybeden ve yeni yenilgilere maruz kalan AKP iktidarı bütün hıncını Kürt siyasetinden çıkartmak yoluna gitmiştir. Bunun için de sarayın emrine girmiş olan yargıyı ve güvenlik güçlerini kullanarak HDP'li, DBP'li siyasetçileri rehin almış ve Kürt halkının iradesiyle birlikte diğer muhalif kesimlerin iradesini gasp etmiştir. Bugün itibariyle Kürt ve Türk halklarının meşru oylarıyla seçilmiş olan 10 HDP'li milletvekilini 55 DBP'li belediye eş başkanının yüzlerce parti yöneticisini ve çalışanının rehin alan AKP iktidarı, Kürt halkının ve AKP'ye muhalif olan tüm kesimlerin iradesini gasp etmiş ve hiçe saymıştır. Daha düne kadar millet iradesini çokça dilendirerek, mağdur edebiyatı yaparak ve toplumun büyük bir kesimini mağduriyetini kullanarak iktidara gelmiş olan kimselerin bugün daha büyük bir mağduriyetler ve daha kanlı sonuçlar yaratarak çöküşe geçmesi ve yok olup gidecek olması trajik ve ibret verici bir örnek olarak tarihe geçecektir. Ki bir yıl önceki yine bütçe görüşmelerinde gidicisiniz dediğimizde bizi dalgaya hafife alanlar maalesef bugün yine aynı akibetle karşı karşıya olduklarının farkında değiller. Bugün yapılan bütün bu hukuksuzluklar başkanlık referandumuna giderken iç kamuoyunun yanıltarak oyalamak, ırkçı faşist kitleleri bütün motivasyonu ile ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak millet iradesini hiçe sayarak ve Kürt siyasetini baskı, korku ve şantaj ve aynı zamanda şiddet yoluyla sindirmeye ve teslim almaya çalışan AKP iktidarının unuttuğu bir şey var ki o da Kürtlerin 100 yılı aşkındır onurlu bir şekilde sürdürdüğü haklı mücadelesidir. Kürt halkı bütün bu baskı, tehdit, şantaj ve şiddet sarmalı içinde mücadele ederek haklı davasını bugüne taşımıştır. Ve bundan sonra da daha güçlü bir şekilde, daha kararlı bir şekilde haklı ve onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. İktidarın baskı ve sindirme politikaları karşısında diz çökmeyeceğiz. Kime karşı yapılıyor olursa olsun her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında hukuksal ve örgütsel mücadeleden geri durmayacağız. Bizleri çerçevesini Cumhurbaşkanı ve hükümetin belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, yandaşlar gibi hizaya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Kimlerin hangi amaçlarla bizleri sindirmek istediği er ya da geç mutlaka ortaya çıkacaktır. Bugün hukuku ayaklar altına alarak hareket edenler yarın yok saydıkları o hukuk karşısında mutlaka halka hesap vereceklerdir. Unutmayın, adalet er ya da geç bir gün tecelli eder. Değerli milletvekillerim, öncelikle bu bütçenin kimler için ve ne için hazırlandığı sorularını sormak gerekiyor. Gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla bütçe hazırlık sürecinde bütçe gelir ve harcamalarının asıl muhatabı olan yoksul halk, farklı toplumsal kesimler, meslek örgütleri, emekçiler, sendikalar, üretenler vesaire her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe sürecinin dışında bırakılmış, istişare ve demokratik katılımcılık esası tamamen göz ardı edilmiştir. İşbirlikçi sermaye çevrelerinin, patronların ve yandaşların dışında kalan halkın büyük bir bölümü parlamentoda görüşülen 2017 bütçe harcamalarına ilişkin talep ve ihtiyaçları hiç de dikkate alınmamıştır. Değerli milletvekillerim, 2001 krizi sonrasında oluşan siyasal kaos ortamı üzerinde iktidara gelen AKP, 15 yıl boyunca önceki iktidarların uygulamalarını aşan derecede sermaye dostu olduğunu her fırsatta göstermiştir. Kamu kaynaklarının teşvik paketleri üzerinden patronlara, işbirlikçi sermaye çevrelerine ve yandaşlara aktarmış, geniş halk kesimlerini işsizliğe ve maalesef yoksulluğa mahkum etmiştir. Değerli milletvekillerim, akamete uğrayan çözüm süreci konusunda Kürtlerin siyasetin dışına itilmesi konusunda Suriye ve Irak yönetimleriyle ilgili politikalar konusunda, düşürülen Rus uçağı ve sonrasında yaşananlar konusunda, İsrail ile yaşanan normalleşme ve Mavi Marmara davasının örtbas edilmesi konusunda, cinsel istismara uğrayan çocuklar konusunda ve daha birçok konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin tutarsız söylemleri ve ikiyüzlü politikaları muhafazakar kesimi oyalamaktadır, kandırmaktadır ve büyük bir vebal altına sokmaktadır. Bu vesileyle biz özellikle de muhafazakar bir tabana dayanan AKP hükümetinin muhafazakar kitleler, özellikle de İslami cemaatler tarafından mutlak bir şekilde önünün alınması lazım. Aksi takdirde bu veballe birlikte onlar da Rabbül Alemin'in tabii ki huzurunda yine hesap vermek zorunda kalacaklar. Umut ediyorum ki bu hesabı verebilmek için elbette ki yeryüzünde Rabbül Alemin'in yine tanıdığı bu intihamı başarılı bir şekilde yerine getirirler. Hepinize saygılar.